Şu anda bizim başarılı yaptığım şey uzaktan öğretim. Çünkü okullarımız şu anda bilgisayar ekranından, hatta sadece okullarımız, üniversitelerimiz bilgisayar ekranından dersler veriyorlar. Biz matematik anlatıyoruz, fizik anlatıyoruz veya üniversitede hangi dersler varsa onları anlatıyoruz. Dolayısıyla şu anda bizim yapılan şey aslında işlemin adı uzaktan eğitim değil, uzaktan öğretim. Bir kere bunun adını bir koymakta fayda var. Ama bu sürece adapte olmak zorunda mıyız? Zorundayız. Onu söylemek lazım. Yani bu işin, bu iş olmuyor, uzaktan bu iş git demek işin en kolayı. Şu anda bunu yapmak, şu anda belki de dünyada, Avrupa'da birçok ülke bunu yapıyor. Tekrar okulları açtılar, bir daha kapattılar birçok ülkede. Bu olmak zorunda mı? Olmak zorunda. Biz buna adapte olmak zorundayız. Peki biz bu süreç içerisinde en verimli nasıl olabiliriz? Artık bence bunun savaşını vermek lazım bize. Çünkü uzaktan eğitim olmuyor, istediğimiz verimi elde edemiyor. Tabii ki yüz yüze gibi olmaz. Çünkü oradaki yaptığımız şey eğitim, birebir temas, göz teması olmadan olur mu? Olmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. Keşke, ben şimdi az önce okuldan geldim. Okulda inanın 30-40 tane öğrenci var. İnsan çok üzülüyor. Biz okulda alışmışız yüzlerce öğrencinin olmasına. Öğrenci varsa okul güzeldir. Okul öğrenciyle anlamda. Ama şu anda biz bunu değiştirebilir miyiz? Değiştiremeyiz. Peki bunu nasıl anlamlı hale getirebiliriz? Bir kere belki programın ileriki zamanlarda gelebiliriz. Öğrencinin aslında pandemi dönemi hakikaten çok güzel bir fırsattır. Hani deriz ya, her kriz aslında bir fırsatı beraberinde getirir diye. O yüzden madem benim bu durumu değiştirebilme şansım yok, o zaman benim bu durumla savaşmamın, eleştirmemin bir gereği yok. Bana, topluma, bu ülkeye hiçbir faydası yok. Ben bu sistem içerisinden en verimli nasıl olabilirim, bunu savaşını vermem lazım. Tabii ki burada tek görev öğrenciye düşmüyor. Anne babalara çok büyük görevler düşüyor. Çünkü küçük yaşlardan itibaren çalışma alışkanlığının kazanımları mutlaka edinilmesi gerekiyor. Ne mutlu ki bu haftadan itibaren bütün ilkokul sınıflarımız açıldı. En çok azından şükür. Haftanın iki güne gidiyorlar. Çünkü öğretmeniyle temas olması çok önemli bir şeydir. Burada anne babalara çok büyük görev düşüyor. Önceden ilkokulda bir sınıf öğretmeninin katkısı çok fazlaydı. Evet. Sınıf öğretmeni ne derse o olurdu. Ama artık haftanın iki günü gidiyor. Anne babalar evlerinde artık öğretmen olun demiyorum ama çocuklarını mutlaka kontrol etmeliler. Her desteği mutlaka vermeliler.